Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf tarihi 2. dönem 2. yazılı provamızla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar artık son yazılarımıza giriyoruz ama biz bununla alakalı sizlere sınıf anahtarı sitemizde bir sürü video anlattık. Onları izlediniz. Okuldaki ders notlarınıza bakacaksınız ama gelin şimdi öncesinde bir bilmemiz gerekenleri tekrar edelim. Sonrasında da sınavda çıkabilecek seviyede Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış yazılı sorularımızı birlikte cevaplamaya çalışalım. Şimdi bu sınavımızda eski ünitelerden de sorular gelebilir. Yani 4. üniteden Beylikten Devleti Osmanlı Medeniyeti, 5. üniteden Dünya Gücü Osmanlı sorular gelecektir. Ama 6. ve 7. ünitenin daha ağırlıklı olacağını düşünüyoruz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Başta Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'nın önemli olacağını düşünüyoruz. O yüzden burada bazı kavramlar koyduk. Bilmemiz gerekenlerle başlayalım. Şimdi burada işte ilmiye sınıfı, tasavvuf, kazasker, medrese, burada bir sürü kavram var. Bu kavramların ne olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarda da vurgulayabileceğini söylemiş. O yüzden biz de anlatalım. Şimdi ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıfı zaten Osmanlı'da Divan-ı Hümayun'u oluşturduğu için şöyle burada anlatalım. Şöyle tek bir sayfada anlatalım. Şöyle diyelim. Divan-ı Hümayun diyelim. Yani büyük divan. Divan-ı Hümayun neydi? Osmanlı'da Orhan Bey döneminde kurulmuş. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar divana padişahın başkanlık ettiği böyle bir danışma, bir meclisti. Padişah o otoritesini tabii ki gösteriyordu ama bu divandan da mutlaka faydalanıyordu. Şimdi Divan-ı Hümayun'da 3 tane kısım vardı. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. O zaman şimdi seyfiye yazıyorum. Zaten bize de ilk başta neyi sormuşlardı? İlmiye sormuşlardı ama seyfiye sınıfı ve kalemiye sınıfı da geleceği için bu için hemen burada anlatalım. Seyfiye sınıfı var. Ardından devam edelim. Kalemiye sınıfı var. Kalemiye, kalem kullanıyorlar. Bir de ilmiye sınıfı var. İlimle hareket edenler. Şimdi seyfiye sınıfı en üst düzey askeri yöneticilerin olduğu sınıf. Yani sadrazam var burada. Artık padişahın en son, padişahtan sonraki en büyük adam sadrazam. Sonra vezirler var. Aynı zamanda Yeniçeri Ağası var. Yeniçeri Ağası ne demek? Yani askerlerin komutanı, orgeneral burada var diyebiliriz. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kaptanı Derya'nın da burada olduğunu söyleyebiliriz. Kalemiye'nin rengini farklı yapmak istiyorum ki kafanız karışmasın. Kalemiye, kalemini kullanan insanlar. Kalemiye'de şunu bilmemiz lazım. Nişancı var. Yani padişahın yerine nişan atan, imza atan kişi. Aynı zamanda maliyeyi takip eden defterdar var. Yine aynı şekilde katiplerin başı diyeceğimiz sonradan dışişleri bakanı olacak olan Reisül Küttab, kütüplerin başını da yine not almak istiyorum. Bir de arkadaşlar ilmiye sınıfı var. Bunlar alimler, ulema sınıfı. Bunları da kırmızı yazalım. Burası kadıların ya da adaletin başındaki adamın kazasker adalet bakanından oluşuyor. Ve tabii ki Diyanet İşleri Başkanı diyebileceğimiz Şeyhül İslam var. Demek ki buradakiler yani Şeyhül İslam kararların dine ait olmadığını, olup olmadığını kontrol ediyor. Şeyhülislam, kazasker Adalet Bakanı, kadıların müderrisleri denetliyor. Tabii tam anlamıyla Divan-ı Hümayun ülke yönetimine alakalı kararlar alabiliyor. Devleti ilgilendiren büyük davalara bakabiliyor. Savaşa ve barışa karar verebiliyor ama son söz tabii ki padişahın. Bir de mali sorunları görüşebiliyor. Şimdi o zaman şöyle yanlarına dikkat olursak ilmiye sınıfını bitirdik. Kalemiye sınıfını bitirdik ve seyfiye sınıfını bitirdik. Gelelim tasavvufa. Tasavvuf çok önemli bir kavram. Çünkü biz Türklerde doğmuş bir şey. Biliyorsunuz İslamiyet ilk başta Araplara geliyor. Araplar İslamiyet'i Hazreti Muhammed peygamberimiz sayesinde tanıştıktan sonra işte 4 halife dönemi, işte Emeviler, Abbasiler bu şekilde İslamiyet yayılmaya başlıyor ama Abbasilerden sonra biz İslamiyet'le tanışıyoruz. İslamiyet tanıştıktan sonra Hoca Ahmet Yesevi tarafından tasavvuf denilen bir kavram ortaya çıkıyor. Tasavvuf şu, Allah'a tamamen kendini teslim etmek ve tasavvuf ehli olaraktan ahlaka önem vermek, insan sevgisine önem vermek. Kimler tasavvufçu? Yunus Emre, Mevlana, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaşi Veli. Yani şöyle, mesela diyelim ki şu bir buz kütlesi olsun. Bu buz kütlesini siz güneşin altına koyarsanız erir gider. Ama buz kütlesi kendini bir havuza atarsa, havuzun içine atarsa, havuzun içinde kaybolur ama artık buharlaşmaz. İşte aynı şekilde yani kolay kolay buharlaşmaz. Dolayısıyla eğer insan ben buyum, ben şuyum diye kendince artistik yaparsa bir buz gibi erir gider. Ama Allah'a teslim olursa ben Allah'ın bir kuluyum. Hatta enel hak düşüncesi de vardır. Yani ben yokum esasında her şey Allah'tır düşüncesiyle Allah'a teslim olmak bu da tasavvufun temelini oluşturuyor. Ama hocam Türkçe konuşun anlamıyoruz. Tasavvuf nedir derseniz Allah sevgisiyle Allah'ın yarattığı tüm insanları sevmek ve mükemmel insan olmak demek tasavvuf. Devam edelim. Kazasker kimdi? Kadıların başındaydı. Yani Adalet Bakanı'ydı. Kadıları, bakın buraya yazıyorum. Kadı ve müderrisleri at adını bileceğiz. Medrese
okul demek, üniversite demek. Hatta iyi yöneticilerin yetiştiği, sadece pozitif, sadece dini ilimler yok yani, işte Kur'an, siyer, yani Hazreti Muhammed'in hayatı, fıkıh gibi bilimler yok. Aynı zamanda böyle pozitif bilimler, matematik, tarih, coğrafya gibi bilimler de var. Hat, Arapça yazı yazma sanatı, hani şöyle yazı yazıyoruz ya, işte Bismillah falan diye, böyle görmüşsünüzdür yazılarda. Böyle ben de üniversiteyken öğretmişlerdi bize. Böyle yazılar yazma sanatı güzel bir şekilde. Tabi İslamiyet'te şey yasak olduğu için, nedir onun adı? Heykelcilik yasak olduğu için hat, tesip gibi farklı sanatlar gelişiyor. Ulema, alimler demek. Kalemiye sınıfını anlatmıştık. Kalemiye sınıfının olduğunu bir kez daha şuradan gösterelim. Kalem kullanaraktan nişanlayan, yani padişahın yerine imza atan bürokrasinin başındaki kişi vardı. Defterdar mahallenin başındaydı. Reisül Kitap'ta katiplerin başı. Yani o da yine bürokrasinin önemli bir elemanı. Sonradan Dışişleri Bakanı olacak. Devam edelim. Zanaat, mesela eğer ben bir resim çizersem şu resim bir sanat. Ama bu kalemlerin üretilmesi bir zanaat. Bir tablo yapan kişi bir sanat yapmış oluyor, bir heykel yapan kişi bir sanat yapmış oluyor. Ama şu bardakları üreten kişi zanaat yapmış oluyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ı biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı İmparatorluğu inanılmaz bir şekilde büyüyor. Birçok yeri fethediyor. Ve burada şunu bilmemiz lazım. Çağ açıp kapayan bir padişah. Niye? Çünkü İstanbul'u fethettikten sonra Asya ile Avrupa'nın birleşimi oluyor. Aynı zamanda Karadeniz'i bir Türk gölü haline getiriyor. Kırım'ı, Trabzon'u, Amasya'yı alaraktan ve İtalya'nın Otranto kentine kadar gelebiliyor. Ve Anadolu'da merkezi otoriteyi çok net bir şekilde sağlıyor. Ve yine kanunname imzalayaraktan Osmanlı'da ciddi bir merkezi otoritenin güçlenmesini sağlıyor. Biliyorsunuz biz eski Türklerde 9. sınıftan hatırlarsanız ülke hanedanın ortak malıydı. Hemen bölüştürülüyordu. Bu yüzden de ülke kısa sürede bölünüyordu. 1. Murat ülke sadece baba ve oğullarındır diyor. Fatih de kanunnamesi diyor ki ülke için, ülkenin, devletin bekası için gerekirse kardeş katledilebilir diyor. Çünkü ülkenin değerli diyor. Yavuz Sultan Selim ise daha çok doğuya seferler yapan bir büyük hükümdar. Yavuz Sultan Selim zamanında Mercidabık, Ridaniye savaşları yapılacak. Baharat yolu ele geçirilecek. Ve aynı zamanda Dulkadiroğulları ele geçirilip Anadolu Türk siyasi birliği net bir şekilde sağlanacak. Ve yine Yavuz Sultan Selim zamanında kutsal emanetler, yani Kabe'deki, Mekke ve Medine'deki kutsal emanetler Osmanlı'ya getirilecek, hazine taşacak, halifelik Osmanlı'ya geçecek, İslam dünyasının lideri Osmanlı olacak. Kanuni Sultan Süleyman ise Muhteşem Süleyman, kanunlarla hareket ettiği için ismine Kanuni demişler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı artık en güçlü dönemini yaşıyor olacak ve Osmanlı 3 kıtaya hükmeder olacak. Hatta mutlaka onu okulda okutmuşlardır size. Alman hükümdarı şahitken böyle artist yapınca Kanuni ona bir elektronik posta değil de mektup yollayacak. Mektubuna diyecek ki ben ki Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, işte ta Belgrad'lar falan hepsi Osmanlı'nın. Bunların hükümdarı Kanuni'yim. Sen ki Şarlkenci, yani kimsin sen, artistik yapma diyecek. Gerçekten Kanuni dönemi önemli. Fakat burada çok önemli bir durum daha var maalesef. Kanuni dönemi güzel, hoş ama şimdi şöyle bir dünya haritası çizip bir kez daha bunu anlatalım. Kapitülasyonları sınavda hocanın soracağı için. Şöyle bir Afrika çizelim. Şöyle bir Avrupa çizelim. Şöyle Osmanlı'nın olduğu yerleri çizelim. Hindistan. Şöyle çizdik ya, şuraya Avustralya çizelim, Yeni Zelanda, Japonya falan filan. Yeni Zelanda burada, pardon, Madagaskar. Şimdi bakın, şurası İngiltere. Şimdi Osmanlı, şurası Doğu biliyorsunuz. Buraya Doğu yazıyorum. Doğu. Şurası da Batı. Daha buralar keşfedilmemiş. Buralar keşfedilecek. Bunlar coğrafi keşiflerden sonra keşfedilecek. Bunlara yeni dünya diyoruz. Şimdi Osmanlı, biliyorsunuz biz Orta Asya'daydık. Osmanlı burada Söğüt'te doğdu, büyüdü. Anadolu'da Türk siyasi bir Balkanlara ilerledi. Kuzey Afrika'yı ele geçirdi. Arap Yarımadası'nı ele geçirdi. Buraları ele geçirdi. Ve İstanbul'un fethinden sonra Doğu ile Batı arasındaki bağlantıyı tamamen kopartıyor. Niye? Doğu, Venedik ve Cenevizler aracılığıyla burada onların yeri vardı. Oradan gidiyorlardı ama İstanbul'u fethettikten sonra Avrupalılar diyorlar ki biz eyvah diyorlar. Ne yapacağız? O zaman biz yeni yollar arayalım diyorlar. Ve coğrafi keşiflere çıkmaya karar veriyorlar. Denizcilikle de ilerlemişler. Doğu ile Batı bağlantısı kesildi. Doğu'nun zenginliklerine ulaşmamız lazım. Bir, böyle gidip dümdüz gidersek Hindistan'a ulaşırız diyorlar ama Amerika'ya ulaşıyorlar. Burayı keşfediyorlar. Burası Christoph Kolomb tarafından keşfediliyor. Ama Amerika Vespucci ismini veriyor. Burası Amerika kıtası oluyor. Sonra Vasco da Gama, Bartolomé Diaz, Ümit Burun'u dolaşıp Hindistan'a ulaşıyor. Magellan yine buradan, Magellan Boğaz'dan geçip dünyayı dolaşıyor. Bütün bunların olması sonrasında Avrupalılar inanılmaz zenginliyor. Ve ticaret yolları önemini, ticaret yolları değişiyor. Akdeniz limanları, yani şu yeşille gösterdim, bakın şu yeşil noktayla gösterdim, Akdeniz limanları önemini kaybediyor ve
turuncuyla boyadığımız Atlas Okyanusu limanları önem kazanıyor. Bu sefer de Osmanlı Fransa'ya kapitülasyonlar veriyor. Niye? Batı'nın ticaretinin bitmesini istemiyor kendisiyle. Rahat rahat gel bende ticaret yapabilirsin diyor. Fakat Batı hem kapitülasyonlardan faydalanacak hem de bunu devamlı hale getirip Osmanlı'nın zor duruma düşmesine sebebiyet verecek. Kapitülasyonlar ticari ekonomik ayrıcalık. Biz güçlüyken ticareti devam etsinler bize diye Fransa'ya veriyoruz. Sonradan sürekli hale getirilecek ve birçok devlete verilecek. Fakat sonradan bizim için çok büyük bir dert olacak. Çünkü niye? Şöyle mesela diyelim ki bu bizim ürettiğimiz kalem olsun. Hatta şöyle göstereyim. Bak şimdi. Şu bizim ürettiğimiz kalem olsun. Tamam mı? Pardon. Hatta bizim ürettiğimiz kalem daha mütevazı olsun. Şu bizim ürettiğimiz kalem. Tamam mı? Biz bunu 10 liraya üretiyoruz diyelim ki. Avrupalılar da bunu 20 liraya üretiyorlar. Avrupalılar bunu 20 liraya ürettiği için gel diyor. Sen bunu daha ucuza satabilirsin. Biz sana para veririz. İşte 5 lira indirim yaparız. Vergi almayız. Bize vergi vererekten bunu daha pahalı satmak zorunda değilsin. Sen bunu satabilirsin diyoruz. Fakat Avrupalılar sonra teknolojiye gelişip bunu değil, bundan çok daha iyi olan şunu 3 liraya mal etmeye başlıyorlar. Ve bunu 3 liraya mal edip rahatça sattıkları zaman bu kalem satılmıyor. Türk kalemi satılmıyor. Ve tamamen her taraf yabancı mallarıyla doluyor. Ve bu ekonomik ayrıcalık, ekonomik imtiyaz bize sonradan dert olacak. Preveze Deniz Savaşı gerçekten önemli. Çünkü burası Osmanlı'nın en büyük deniz zaferlerinden bir tanesi bizim yani. Şimdi biliyorsunuz biz Osmanlılar Akdeniz'e kuvvetleniyoruz ve tüm Ege Denizi'ne hakim oluyoruz. Bu sefer Avrupa telaşlanıyor. Aynı zamanda Avusturya Macaristan seferleri büyük bir Haçlı donanması hazırlanmasını gerektiriyor. Eyvah diyorlar. Avusturya ve Macaristan sefer yapıyor bunlar. Büyük bir Haçlı donanması yapalım. Ve Andre Doria diye bir adam var. Komutası Haçlı donanması Venediklilerden, Cenevizlilerden, Malta, Portekiz, İspanyol gemilerden güçlü bir donanma oluşturuyor. Hatta şöyle tam rakam vereyim. 600 tane mi ne Haçlı donanması var. Onun yarısından daha az. 102 tane mi ne şey var veya 122 tam hatırlamıyorum. Osmanlı donanması var. Preveze Deniz Körfezi'nde 1538'de bir araya geliyorlar. Ve tabii ki Kızıl Sakal, Barbarossa, Hayrettin diyecek ki hop çikilop ne yapıyorsunuz? Büyük bir zafer elde edecek. Ve Preveze Deniz Savaşı'yla Akdeniz Türk Gölü oluyor. Akdeniz Türk Gölü oluyor. Hani biz şimdi coğrafya dersi öğreniyoruz ya. Van Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü. Artık Osmanlı'daki çocuklar da Akdeniz'i Türk Gölü olarak tamamen Akdeniz bizim hakimiyetimize geçiyor. Coğrafya keşiflerinin olduğunu anlattık. Bizi bitiren olay. Avrupa'dan yeni yerler bulması. Tabii coğrafya keşifler sonrası zenginleyen Avrupa sanatçılara değer veriyor. Sanatçılara değer verdiği için ve aynı zamanda daha fazla kitap okumaya, daha fazla bilimsel gelişmeye değer verdiği için Avrupa'da Rönesans, sanatta yenilenme ve reform gerçekleşiyor. Reform sonrası Avrupalılar kiliseden kurtuluyorlar. Kilise diyor ki skolastik düşünce olacak. Sadece Hazreti İsa, Hazreti Meryem başka bir şey düşünemezsiniz. Özgür düşünce yasaktır diyor. Ama Almanya'da diyorlar ki Martin Luther King diyor ki Martin Luther bu olmaz diyor. Siz diyor bizi kandırıyorsunuz. Kilise dejener olmuş, bozulmuş. Cennetten arsa satıyorsunuz. Böyle saçmalık olmaz. İşte günah alıp sevap satıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla protest ediyor diyor. Ve şeyde Hristiyanlıkta Katolik ve Ortodoks mezhebi haricinde yeni bir mezhep Protestanlık doğuyor. Sonradan Kalvinizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler de doğacak. Ve Avrupa dinin bozulmuş dinlerinden kurtulup biraz rahatlıyorlar ve bilimsel çalışmalara yer veriyorlar. Şimdi o zaman Protestan Hristiyanların mezheplerinin savaşı sonrası ortaya çıkan bir mezhep Protestanlık mezhebi diyebiliriz. Birun Enderun bunları da bilelim. Şimdi bir saray var. Sarayın en derin kısmına, iç kısmına Enderun diyoruz. Burası Enderun. Dış kısmına da Birun diyoruz. Birun Arapçada şey manasına geliyor. Daha doğrusu İran dilinde Farsçada dış manasına geliyor. Sarayların ve konakların dış hizmetlere ait kısmına söylenen bir isim bu. Burada kimler var mesela? Ulema var yani alimler var. Padişahların hocası. Umera var yani böyle yemeklerle uğraşanlar. Özengi ağları var. Müteferrikalar var. Baltacılar var. Böyle farklı farklı. Enderun ise en derindeki kısım. Burada gerçekten Osmanlı'nın sarayı var. Sarayda harem ve hazinelerini bulundu. Yani hem padişahın bütün yaşadığı yer burası, iç kısım burası. Hem de burada mektep var. Burada padişah çocukla yetişiyor. Ve aynı zamanda harem var. Yani padişahın ailesinin bulunduğu kısım var. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Hatta Enderun Mektebi var. Buradan devlet yöneticileri yetişecek. Burayı da çok iyi kuracak Fatih Sultan Mehmet Han. Ve Enderun Mektebi 1. Murat zamanında temeller atılacak. Ve bu Enderun Mektebi'nde yetişen yöneticiler padişahın en son yanına kadar gelebilecekler. Çok güçlenecekler. Şimdi
Gelelim kanunnameye. Kanunname yasa demek. Yasa kitabı. Yani bir konuyla ilgili kanunları kapsayan kitaplara biz kanunname diyoruz. Burada şunu iyi bilmemiz lazım. Osmanlı Devleti'nde yani bizde şeriat, dini kuralların dışına kalan ve devletin işleyişiyle ilgili kanunları, konuları düzenlemek ve kurala bağlamak için çıkarılan bir kanun. Kanunname demek ki bir anayasa, kanun. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet Han kanunname çıkaracak. Burası da önemli. Siyasetname ise bir siyaset kitabı, siyasetle alakalı. Burada içerisinde Kur'an'dan, hadislerden, farklı farklı yerlerden de bilgiler alınabilir ama ilk örneklerini Nizamül Mülk verecek siyasetname Selçuklular zamanında. Ama aynı zamanda Kutadgubilik tarafından yazılan, Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgubilik yani Mutluluk Bilgisi de bir siyasetname. Aynı zamanda Asafname var Lütfi Paşa tarafından yazılan. Birçok siyasetname var. Burada şunu bilmemiz lazım. Siyasetname devlet yöneticilerine ülke nasıl yönetileceği hakkında bilgi veren önemli eserler diyebiliriz. Şimdi burada tabii bir sürü kavramı öğreniyoruz ama burada siz bunları eğer güzel bir şekilde tekrar etmezseniz sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Bunları bitirdik. Zanaatı anlattık. Millet sistemindeyiz. Millet sistemi Osmanlı'daki toplum sistemi. Şimdi biz de biliyorsunuz şu anda artık millet sisteminde millet deyince aklınıza ne geliyor hemen? İşte Türk milleti, işte İran milleti, İngiliz milleti, Fransız milleti geliyor ya. Bu o değil. Millet sistemi bir toplumsal sistem. Burada imparatorlukta milletler din usulüne göre ayrılıyor. Yani Müslümanlar var, Yahudiler var, Hristiyanlar var ve hatta bu Hristiyanlar alt mezhepleri, Katolikler, Ortodokslar var. Ve bunlar tamamen sultanın halkını oluşturuyorlar. Gayrimüslimler biraz daha onun tam halkı olmuş oluyor. Aynı zamanda her din yani Yahudiler de Müslümanlar da tabii ki Hristiyanlar da diğer mezheplerde kendi dinini rahat rahat kullanabilir. Herkes dinen vicdanen özgür. Tabii milliyetçilik sistemi ortaya çıkınca yani Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilikten sonra biz diyoruz ki ya ayrılmayın işte hepimiz Osmanlıyız hepimiz beraber yaşıyoruz. Ben Fransızım, ben Bulgarım, ben Sırbım, ben Romenim diye isyan etmeyin diyeceğiz ama olmayacak. Avrupalılar bu sistemin varlığından haberdar değiller çünkü Avrupalılar da kardeş biz biziz diyorlar. Sonradan da ırkçı, milliyetçi olacaklar ama Osmanlı'da Müslüman, Hristiyan, Yahudi şeklinde toplumun hikayesi. Tabi esasen Müslüman ve gayrimüslüman yani Müslüman olmayanlar şeklinde adlandırabiliriz. Vakıfın ne olduğunu biliyoruz. Vakıf arkadaşlar normalde Osmanlı'da bir zekat kurumu gibi düşünebiliriz. Yani iyilik kurumu. Çok eskilere dayanıyor. Bizim dinimizde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de en fazla geçen kelime olarak ibadet zekat ve sadaka. Yani namaz tabii ki çok önemli bir ibadet ama zekat ve sadaka kelimesinin toplamı namazdan bile daha fazla. Niye? Çünkü yardımlaşmak, insanlara iyilik yapmak çok çok önemli. Yani namaz kılıyorsun, güzel dua ediyorsun, doğru ama onu hani kendin için yapıyorsun ahirette cehenneme gitmeyeyim diye. Ama zekatta direkt bu dünyadayken hemen vermeye başlıyorsun. Direkt hemen malını veriyorsun. Çok güzel bir şey yardımlaşma. Ve farz da çok önemli bir şey. Osmanlı bu zekatı nasıl vereceğini karıştırmamak için bir sistem kurmuş. Diyelim ki şunlar zenginler olsun. Kırmızılar zenginler olsun. Atıyorum şu beyazlar da fakirler olsun. Kırmızılar parayı kime nasıl vereceğini kurmak için ortaya mavi yani vakıf kurulmuş. Zenginlerden alıp veya kendisi para kazanıp bunları fakirlere düzenli bir şekilde ulaştırıyor. Hatta bir dönem Osmanlı'da zekat verecek insan bulunamıyor. Niye? Çünkü zekat sayesinde, daha doğrusu bu vakıflar sayesinde eğitim, öğretim, belediye işleri, sağlık işleri, her türlü yoksullara yardım çok güzel bir şekilde yapılıyor. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kuruluşu olarak bilebiliriz. Lonca ise bir teşkilat. Lonca teşkilatından olduğunu şöyle açıklayalım. Belli bir esnafın meslek çıkarlarını korumak amacıyla usta, kalfa ve çırak olarak birleştikleri bir sistem. Şöyle düşünün. Burası bakkal, burası manav, burası işte kasap, burası şey olsun, nedir onun adı? Ne diyelim buna? Ayakkabı tamircisi olsun. Bunlar kendi aralarında hem mallarını denetliyorlar, hem çok güzel bir şekilde ülkenin dua ediyorlar, hem de birbirlerine ekonomik destek veriyorlar. Daha iyi üretim yapmalarını sağlıyorlar, daha iyi ürün satmalarını sağlıyorlar. Bu da lonca sistemi diyoruz. Bu eskiden Selçuklularda ahilik sisteminin devamı. Evet, uzun bir özet oldu. Gerçekten yarım saate yaklaştık ama olsun, güzel bir tekrar etmiş olduk. Şimdi hemen sınavımıza başlayalım. Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olsam, söyledik hocam az önce, Preveze Deniz Zaferi. Önemli dönüm noktası Akdeniz Türk Gölü alıyor. Türk denizcilik günü olarak da kutlanıyor. Preveze Deniz Zaferi. Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerine kullandığı mahlas Muhibbi. Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasını kullanıyor. Kanuni Muhibbi mahlasını kullanıyor. Yazıyı estetik ölçülere bağlı
kalarak güzel bir şekilde yazma sanatına biz hat sanatı diyoruz Arapça'da. İkinci Murat tarafından devlet adamı yetiştirmek için ilk defa Edirne Sarayı'nda kurulan ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından da Topkapı Sarayı'nda uygulanan, bunu da söylemiştik, Enderun Mektebi. Enderun Mektebi. Fatih'in babası kuruyor. Fatih'in kaftan ve kürklerine bakan görevli, bu da Çuhadar A. Çuhadar A. Yazıp geçiyoruz yeni bir soruya. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız demiş. Ahi teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran'a göre Ahi'nin eli, kapısı ve sofrası açık, gözü, dili ve beli bağlı olmalıdır. Siyasi ve askeri konularda geniş yetkilere sahip olan Veziri Azam yani büyük vezir, büyük bakan, padişahın mutlak vekiliydi ve padişahın mührünü taşırdı. En üst vezir yani, başbakan bu. Alman seferi sonucunda Osmanlı Devleti'nin istediği şartlarda 1533'te İstanbul Anlaşması yapılıyor ve artık ne oluyor? Avusturya'nın kralı Osmanlı'nın sadrazamına denk düşmüş oluyor. Kadı, müderris, kazasker ve Şeyhülislam gibi devlet görevlileri ilmiye sınıfına mensup. Bunu da az önce videomuzun en başında uzun anlatımımızda söylemişim. 1514 yılında Safevilere karşı elde edilen Çaldıran zaferi Anadolu tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve bu zaferle Doğu Anadolu tamamen Osmanlı topraklarına katılıyor, bize geçiyor. Safevileri, İranlıları ortadan kaldırıyoruz yani. Doğru yanlışla devam edelim. Cihan hakimiyetinin ve gücün sembolü kabul edilen Topkapı Sarayı 1465 ve 1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından bugünkü Sarayburnu denilen mevkide yaptırılmış ve en uzun süreli kullanılan saray olmuştur. Doğru. Gerçekten mimari bir soru olmuş. Doğru. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk saray Orhan Gazi tarafından Edirne'de yaptırılmıştır. Bu bilgi yanlış olmuş. Coğrafi kişiler sonunda Orta Çağ'ın skolastik düşünce yapısının değişmeye başlaması ve yeni bir iktisat anlayışını getirmiş. Bu yeni iktisat anlayışıyla zenginleşen Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketlerini başlatan düşünce yapısı ortaya çıkmıştır. Doğru. Neden? Şöyle. Coğrafi keşifler sonrasında Avrupalılar toprak değil de merkantilizm, yani daha fazla mala, altına sahip olmalıyız diyorlar. Yeni yeni topraklar fethetmek yerine mal satarak zengin olabiliriz diyorlar. Ve sanatçılara da destek oluyorlar. Bu esnada da bilimde ve sanatta ilerliyorlar. Osmanlı Devleti'nin ilk siyasetname Şeyhoğlu Mustafa tarafından kaleme alınan Kenzül Kübera ve Mehekkül Ulema'dır. Zor bir soru olmuş ama doğru. Osmanlı'da sandığa çıkan şehzadenin yanında Atabey denilen tecrübeli bir devlet adamı bulunurdu. Hayır, şehzadenin yanında Lala bulunuyor arkadaşlar. Selçuklular'da Mili'nin yanında Atabey bulunurdu. Burası yanlış bir bilgi olmuş diyoruz ve devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Tamam, cevaplayalım, sıkıntı yok. Osmanlı'da millet sistemi nedir? Az önce anlatmıştık ama bir daha sormuşuz. Millet sistemi içerisinde yer alan gayrimüslim milletler kimlerdir, yazınız demiş. Şimdi şöyle, birincisi şunu çok bilmemiz lazım. Yani millet sistemi bir toplum sistemiydi, öyle değil mi? O zaman toplumun, şöyle yazalım, toplumun ırk ve diline göre değil, din ve mezhebine aidiyetine göre, hangi mezhebe ait olduğuna göre, aidiyetine göre cemaatlere ayrılması, cemaatlere yani bölümlere ayrılmasıdır. Şöyle ki Rumlar var, Ermeniler var, Yahudiler var. Ama bunlar esasında Hristiyanlar, Museviler ve tabii ki bir de Müslümanlar var. Biz Müslümanız, onlar da gayrimüslim olmuş oluyor. Yasal statüleri belirlenmiş bunların ve dini cemaatler. Yasal statüleri belirlenmiş, dini cemaatler de diyebiliriz. Yasal statüleri belirlenmiş dini cemaatler diye tanımımızı yazalım. Osmanlı şehirlerinde toplumsal yaşamın şekillendiği mekanlar tabii ki en başta camiler, camilerin etrafında oluşan külliyeler ve yine camilerin küçüğü olan mescitler, kahvehane, başka ne diyebiliriz, bozahaneler, boza içilen yerler, panayırlar, şenlikler, bunlar Osmanlı'da söylenebilecek önemli toplumsal yaşamın şekillendiği yerler. Şimdi çoktan seçmeli bir sorumuz var. Üretimin süreklilik sağlanması, atlı askeri birlik yetiştirilmesi, merkezi otoritenin güçlenmesi, gerilerin doğrudan hazine aktarılması. Yanlış yaptık, önce soru okuyacaktık ama neyse. Hangileri tımar sisteminin faydalarındandır? Üretimin süreklilik sağlanıyor tımar sistemi sayesinde. Askeri birlik yetişiyor.
merkezi otorite güçleniyor. Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılmıyor. Gelirler önce çiftçiden toplanıp asker yetiştirmek için kullanıldığı için doğrudan değil. Cevabımız Ceyhan. İktidar sistemi devamıydı hatırlarsanız. Ülke topraklarının maaş karşılığı askerlere geçici bir süreyle verilmesiydi. Aşağıdakilerden hangisi Fatih dönemi gelişmelerinden biri değildir? Şimdi İstanbul 1453 Fatih Sultan Mehmet zamanında fethediliyor. Kırım'ın alınması Karadeniz Türk Gölü haline bağlıyor Fatih Sultan Mehmet. Akkoyunlar doğuda bir hakimiyet sağlıyoruz Fatih Sultan Mehmet. Trabzon alınması Karadeniz Türk Gölü haline geliyor Fatih Sultan Mehmet. Ama Mısır seferi Yavuz Sultan Selim zamanında oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzu yapın diyeceğim ama pardon bir sorumuz daha varmış. Bu bilgilere göre hatta bir sürü sorumuz varmış pardon. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız demiş. Bu bilgilere göre aşağıdaki hangisine ulaşılabilir demiş. İkinci Mehmet döneminde İstanbul'un fethine kullanılmak üzere Şahi adı verilen devasa toplar döktürülmüştür. İkinci Bayezid döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. Birinci Selim'in kullandığı taşınabilir toplar Mısır'ın alınmasını kolaylaştırmıştır. Buradan hangisine ulaşılabilir demiş. Kazanılan zaferlerde en büyük pay topçu ocağınındır. Hayır. Osmanlı ateşli silah kullanımında birçok devlet örnek olmuştur. Ya buradan mı çıkmaz? Osmanlı askeri teknolojisi zaman içinde gelişme göstermiştir. Evet bak. Devasa toplar, gemilere uzun menzilli toplar, taşınabilir toplar. Dolayısıyla burada bir doğru cevap diyebiliriz. Ama bakalım. Osmanlı ordusunun en önemli birimi topçu ocağıdır. Hayır tabii ki topçu ocağın daha değerli ocaklar da var. Osmanlı askeri alanı yapılan silahlar yetersiz kalmıştır. Buradan da böyle bir bilgi çıkmıyor. O yüzden cevabımız sadece bir paragraf sorusu gibi düşündüğümüzde Ceyhan. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir demiş. Kanuni Sultan Süleyman Rodos adasını fethettikten sonra adada kalmak isteyen Hristiyanlara dinlerinde serbestlik tanıyor. Demek ki hoşgörülü bir politika izlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hoşgörü politikası zaten Osmanlı'da her zaman olan bir politika. Ödüllü sorumuzu yapın arkadaşlar. Sınavlarınıza şimdiden başarılar diyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin.